Yasal gübre fiyatlarındaki artış hayvan gübresine olan ilgiyi arttırdı. Geçen yıla göre fiyatı neredeyse iki katı artan hayvan gübresinin 50 kilogramlık çuvala 7 TL'den satılırken, uzmanlar ise bu gübrelerin tarım ürünleri için faydalı olduğunu ancak kimyasal gübrelerin farklı amaçla kullanıldığını söyledi. Normal bildiğimiz kimyasal gübrelerin fiyatları tavan yaptığından dolayı, çok çok arttığından dolayı üreticilerimiz yine vefalıydı. Yine de üretimden çekinmediler. Ellerinden geldiğince maliyeti ucuz olduğu için bizim organik gübre dediğimiz, çiftlik gübresi dediğimiz hayvanlardan elde edilen gübreleri mümkün mertebe bahçelerinde uyguladılar. Tabii ki biz teknik kişiler olarak, mühendisler olarak bu olayın önceliğini ve önemini biliyoruz. Kesinlikle zaten uygulamaları lazım. Çünkü organik yapı tarımın vazgeçilmezidir. Gereklidir. Hem toprak kalitesini yükseltir hem de toprak içindeki mikroorganizmaları, canlıları besler ve korur. Ama şu konuyu da atlamamamız lazım. Bir mühendis olarak bu konuyu da belirtmemiz lazım. Organik gübre ayrı bir konu. Kesinlikle olması şart. Ama bitki besleme ayrı bir konu. Yani diğer gübrelerin, hani çok zamlanmış dediğimiz gübrelerin de bir şekilde, eğer tabandan uygulanmıyorsa da yapraktan bir şekilde uygulanması gerekiyor. Çünkü organik gübre ayrı bir şey, diğer bitki besin elementi takviyesi ayrı bir şeydir tarımda. Organik gübreler tabii burada da toprak analizi yine ön plana çıkıyor. Genel olarak mesela çiftlik gübresi dediğimiz gübrelerimiz ocak başı olarak 20-30 kilo civarında, hani yanmış hayvan gübresi dediğimiz materyaller ocak başı 20-30 kilo civarında verilebilir. Ortalama olarak konuşuyorum. Tabii fabrikasyon işlenmiş olanlar daha az miktarda olabilir, fermente edilmiş olanlar. Onlar toprak analiziyle beraber bu işte yetişmiş teknik kişilerin belirleyeceği rakamlardır. 20 yıldır hayvancılık işiyle uğraşan ve hayvan gübresi satışı da yapan Erol Erduman, kendi bahçemde de kullanıyorum. 2 yıl önce kullandığım hayvan gübresi şu anda yaz aylarında serin, kış aylarında ise bahçeyi sıcak tutuyor. Ben kendim de kullandığım için hayvan gübresinden memnunum diye konuştu. Bahçemde örneği var. 2 sene önce attığım kerme şu anda yazın serin, kışında sıcak tutuyor. Ben hayvan gübresinden memnunum. Bahçeme de devamlı atıyorum. Şu anda talep var. Bu sene daha fazla var. Gübrenin arttığı söylendiği için. Taleplere de yarışamıyoruz. Zaten doğal kendisi. Organik hayvan gübresi. Fiyatları ben çuvala dolduruyorum. Ahırdan çıkarken. 7 liraya veriyorum. Ama tabii ki çuvalı getirmek zorunda adam. Peki geçtiğimiz yıllara göre hayvan gübresinde artış oldu mu fiyatlarda? Geçen sene 4-4,5 liraydı. Diğer gübrelerin fiyatı yüksek olduğu için vatandaş şu anda hayvan gübresine yöneldi. Verimi daha iyi. Benim kanaatimce taleplerine yarışamıyorum. 2 sene önce verdim. Ama hala duruyor galiba. Aynen duruyor. Bu şimdi yazın Temmuz ayında sıcaklarda bu bahçeyi serin tutuyor. Yazın serin tutuyor yani. Ne kadar kurak olursa olsun. Donda bile çözüm şey yapmam olmuyor.